oldu. Sizce yeterli mi bu rakam? Vallahi dün akşam hesap ettim ben. Ekmek hesabı yaptım. Doları falan bıraktım çünkü dolarla hesap olmaz diyorlar. Ondan sonra 100'e yakın ekmek eksik alınıyor. 4.250 lira. Gene de Allah bereket versin diyelim. Yani %50 bir zam yaptılar. İnşallah bunu emeklilere de yaparlar. Çünkü %50 zam yapması demek hükümetin TÜİK'in rakamının çakma olduğunu, hayali olduğunun hükümet tarafından kabulü demek. Onun için biz 13 milyon emekli, 5 milyon da memur var, 18 milyon. Bunların da %50 zam yapmasını bekliyoruz. Vallahi hiç rahat bir dönem yok işte. Doları karşıda döviz üfesi var. Şu anda 16 lira alış, 17 lira küsür satış. Arada 1 lira fark var ki eskiden bu fark 30 kuruş, 40 kuruş civarındaydı. Bizim için yine zor bir sene 2022 ama en azından temel ihtiyaç maddelerimizi alabiliriz. Ya bir %50 zam yapılırsa emekliye, memura. Çünkü şimdi mesela bir nefes aldı asgari ücretle. Asgari ücreti 7 milyon insan var, az değil yani. Şimdi ben %50 yetmez ama evet diyoruz. Bir zaman yetmez ama evetçiler vardı. Referandumda oy verdi. Bu ucube sistemi başımıza bela etti. Ben de diyorum ki yetmez ama evet, yapacak bir şey yok. Ama en azından %50 zam birkaç ay idare eder. Asgari ücret arttı, inen iple zam gelecek. Biz buna hazırız. Ama hazırız ama diyorum işte asgari ücreti %50, 4.250 lirayla 3 ay idare edebilir. 3 ay sonra önümüzü göremiyoruz. Yani enflasyon ne olacak? Önemli olan enflasyonu ve şu dövizi stabil hale getirmek. Bizim derdimiz yani, yoksa biz kimse %50 zam istemiyordu yılbaşında. Normal şartlarda olsa düşün, dışarıdan petrol arıyoruz, her gün zam geliyor dolarla. Biz dolarla mı maaş alıyorsun diyorlar. Ama bir şey söyleyeyim, 128 milyarı Merkez Bankası'na sattılar. Onlar şu anda 6 liradan satıldı. Kimlere satıldı bilmiyoruz. Ama bir şey söyleyeyim mi? Devletin kayıtlarında var bunlar. İnşallah bunların hesabını tek tek soracağız. Çünkü burada tüyü bitmemiş yetimin hakkı var. 6 liradan dolar aldılar. Şu anda dolar 16 lira. Yani 1 dolarda 10 lira kazandılar. Onu da hesap ettim ben. 1 trilyon liranın üzerinde eski, yani yeni parayla 1 trilyon üzerinde kar elde ettiler. Kim bu kaymak tabaka? Bu döviz kimlere satıldı? Bunların hesabını verecek. Ben diyorum ki bak, bu memleket hesap sormayı bilecek kardeşim. Hırsızlıkla. Etrafınıza bakın, bakıyorum ben. Bir sürü yeni zengin türedi 20 senede. 20 sene önce adam ayağına ayakkabı alamayan adam şimdi parti sayesinde, iktidar sayesinde bir yere geldi, bir köşeye geldi. Milletvekili oldu, bakan oldu, memur oldu, müdür oldu. Tamam mı? Hepsi zengin oldu. Kendi sosyetesini yarattılar. Yani bu iktidar 20 senede kendi zengin tabakasını yarattı. Bir de şu anda 6 milyon aile devletten sosyal yardım alıyor. Ben bunlara kadrolu seçmen diyorum. Yani 6 milyon aile demek 10-12 milyon oy demektir. Bunların zaten 5 milyon da sabit oyları var. Zenginleşen oyları var. Yani 30-35'ten aşağı düşmez bunlar. Tamam mı? Çünkü niye? O kadrolu seçmeni kendilerine bağladılar. Adam devletten yardım alıyor, kömür yardımı alıyor, para yardımı alıyor, kira yardımı alıyor. Ondan sonra bir de şey var mesela, demin bir arkadaşla görüştüm. 800 küsürleri 65 yaş üstü maaş. Bu komik bir rakam. 800 lirayla adam nasıl geçinsin? 65 yaşını geçmiş, hiçbir sosyal güvencesi yok, evi yok, barkı yok. Bunun da en azından 1500 liraya gelmesi lazım. 1500 lira alan da emekliler var. Yani bir şey söyleyeyim mi? Şu anda emekli olan birisi asgari ücretten emekli olduysa, yaşı da doldurduysa 1000-1200 lira maaş alıyor. Merhaba. 1000-1200 lira maaş alıyor. Bunları 1500'e tamamladı devlet. Ama 1500 liraya gelinceye kadar başka zam yok. Onun için bu düzen değişecek. Tamam mı? Ezilenlerin ayağa kalkması lazım. İnsanların önünü görmesi lazım. Yani bu düzene dur demek lazım. Şöyle düşünün, yabancı yatırımcı gelmiyor diyoruz. Ya siz bir yabancı yatırımcı olsanız gelir misiniz? Hukuk diye bir şey yok. Sabah kalktınız, bir kararnameyle bütün fabrikanıza, mal varlığınıza, yatırımınıza el kondu. Ne yapacaksınız? Derdinizi anlatacak makam yok. Biz onun için diyoruz ki
tek adam devrine son vereceğiz. Adenauer, Alman Başbakanı, harpten sonra Almanya yandı, yıkıldı, binlerce ölü verdi biliyorsunuz. Adenauer ne dedi biliyor musunuz? Hitler de seçimle geldi dedi. Biz buna bütün yetkiyi verdik, tek adam yetkisini. Ne olduğunu gördük dedi. Bundan sonra dedi, Hazreti İsa mezardan çıksa biz ona yine bu yetkiyi vermeyiz. Dikkat edin, orada federal sistemi kurdular. Yani denetliyor, herkes birbirini denetliyor. Burada ya şu anda pandemi var, 2 senedir. Pandemi ne demek? Mücbir sebep demek. Devletin ihale kanunda bir madde var. Eğer diyor mücbir sebep varsa, işte salgın hastalık, deprem, su baskını, devlet de müteahhite tazminat ödemez. Müteahhit de işi gecikiyor diye devlete tazminat ödemez. Bu mücbir sebep, bunlar milyarlarca lira bu 5 müteahhite para ödediler. Bunların hepsini geri alacağız. Allah'ın izniyle hesabını da soracağız. Tamam mı? Onun için ben diyorum ki herkes hesabını verecek. Tüy bitmemiş yetimin hakkını kim yediyse. Şimdi mesela yeni partiler kuruldu, AK Parti'den ayrılan. Bunların vebali yok mu? 15 sene bunlar bu hükümetin vebalini taşıdılar. Herkes hesabını verecek. Tamam mı? Onun için bu düzen değişmeli. Fakir fukara el koymalı bu işe. Çünkü ben gençlere üzülüyorum. Şu anda 10-12 milyon genç var işsiz. Yani düşün, genç bir insan kız arkadaşını alsa veya bir erkek arkadaşını şurada bir kafeye gitse 20 lira kahve olmuş. 7,5 liradan aşağı çay yok kafelerde. Bu çocuk bir yere gidemiyor, şey yapamıyor. Bir baba çocuğuna istediğini alamıyor. Eşine istediğini alamıyor. Markete gittiği zaman tek alıyor artık. Eskiden kiloyla alıyordu. Onun için bu soygun düzeni bitmeli. Tamam. Gelir adaleti olmalı. Şu anda mesela bazıları diyor ki, arkadaş diyor, her yer dolu diyor. Gidiyorsunuz diyor, lüks lokantalar dolu, işte meyhaneler dolu, bilmem nereler dolu. Ya kardeşim diyorum, İstanbul 20 milyonluk şehir. İstanbul'un %10'u krallar gibi yaşıyor. 2 milyon burada. Zaten bunlar hep aynı adamlar. O lüks yerlere gidin. Bir akşam bir yerde, bir akşam. Çünkü düşünün, dolardan dolayı %100 kar ettiler. Yani yılbaşında parasını faizi yatıran bir vatandaş %15-16 kazandı. Bir defa insanların insancı yaşama hakkı var. Yani gidip bir kafede haftada bir defa, iki defa arkadaşlarına çay içmek, muhabbet etmek, bu insanın doğasında olan bir şey. Yani şu anda sabah diyor ki çaya zam geldi. Ben gittim çay ocağına. Elektrik zam geldi, doğalgaz zam geldi. İşte hava soğudu görüyorsunuz. Ben de iyi baş edemiyorum diyor. Onun için insanca yaşamamız lazım. İnsanca yaşamak için de bu iktidarın gitmesi lazım. Yeniden güven veren bir iktidarın, parlamenter sistemi getirecek bir iktidarın. Yani parlamenter sistemi biz neyi istiyoruz? Hesap versinler kardeşim. Şimdi kimse kimseye hesap vermiyor. Denetim diye bir şey yok. Meclisin bütün yetkileri askıya alındı. Şu anda mecliste bütçe görüşülüyor. Düşünün, mecliste bütçe reddoldu. Misal. Bir madde koymuşlar. Meclis reddetse bile, Türkiye Büyük Millet Meclisi, geçen senenin enflasyon rakamını üzerine koyuyor, bütçe gene yürürlüğe giriyor. Meclisi işlevsiz hale getirdiler. Halbuki Atatürk savaşta bile, Sakarya'da savaşırken, Dumlupınar'da savaşırken bile meclis açıktı. Bütün yetkiyi meclisten aldı, bütün yasaları meclise getirdi. Bunlar meclisten kaçırdılar, denetimden kaçırdılar. Sayıştay denetimi yok. Eskiden Sayıştay müfettişlerinin hakim gibi yetkisi var, savcı gibi. Bir suç bulduğu zaman direkt savcılığa götürebiliyor. Şimdi sadece rapor hazırlıyor. O raporları da hükümet zaten değiştiriyor. Onun için herkesin hesap vereceği, milli gelirin adaletli dağıtılacağı bir düzen istiyoruz. Ülkemizdeki enflasyon oranı yüksek olduğu için böyle bir değer verildi. Aslında yükselmesi yerine enflasyonun düşürülmesi gerekiyor. Zamlar gelecek zaten. Biz şimdi işin içinde olduğumuz için, ya şey olarak fiyatla gelecek zamları bildiğimiz için şu anda Ocak ayında bir zam görünüyor. Mart ayında bir zam gözüküyor. Bunlar her sene olan zamlar ama fazladan zamlar gözüküyor. Asgari ücrete zam yapıldı. Evet, doğru. Beklentinin üzerinde gerçekleşti. Gıda bazında veya temel ihtiyaç bazında her şeyde arttığı için bir anlamı kalmadı. 10 lira olacak ki belki o gıda artışlarından insanlar yararlanmasın. Şimdi bakıyorsunuz, aldığımız yumurta 20 liraya aldığımız bir koli yumurta olmuş 40 lira 50 lira.
insanlar kendi aldığı maaşları %100 oranında artırmadığı için asgari ücretin yani genel anlamda baktığında iyi oldu ama ülkemiz adına hayat pahalılığının gerçekleşmesinden dolayı çok da bir şey fark etmedi. Yani geçen senenin, 2 sene öncesinin 2000 lira, 1800 lira olan asgari ücretiyle bugünkü asgari ücreti karşılaştırdığımızda alım gücü bakımından geriye gittiğini görüyoruz. Dolar bazlı baktığımızda geriye gittiğini görüyoruz. Yani çok da bir şey fark etmediğini düşünüyorum ben. Biz Kurtuluş Savaşı'nı bir kere verdik. O da 1920'li 30'lu yıllara doğru işte Kurtuluş Savaşı'nı ülke olarak. Galiba 2. Kurtuluş Savaşı'nı da hükümetten kurtulmak için vereceğiz galiba bu öyle giderse. Çünkü hayat pahalılığı insanları o yöne doğru itmeye başladı ki ne yazıktır ki ülkemizde sadece insanların cebine dokununca bir şeylerin farkına varıyorlar. Cebine dokunmadığı sürece kimse gıgını çıkarmıyordu düne kadar. Şimdi buradan 100 kişiye sorsanız 90 kişisi AKP hükümetine oy vermediğini söyler ama ülkenin durumunu siz daha iyi biliyorsunuz. O yüzden bu Kurtuluş Savaşı içinde biz olmayacağız. Biz zamanında Kurtuluş Savaşı'nı verdik. Bundan sonraki süreçte evet bu hükümetin yanlışları, yaptığı yanlışları, ülkeyi işte daha da uçuruma götürmemesi için bir hükümet değişikliği babında. Yani bunu bir hani savaş olarak da görmüyoruz tabii. Çünkü AK Parti'ye, AKP'ye oy veren vatandaş da bizim vatandaşımız. Ama bence o oy veren vatandaşlar bu hükümetinden kurtulmak için o savaşı verecekler. Öyle. Hatta meydanda geçen gün denk geldim bir tane amcamız o standta, AKP standında. Ah şu doğalgazı ve petrolü bir çıkarabilseydik her şey daha da güzel olacaktı diye bir göz göze geldik ama bilmiyorum yani hani üst tabaka tabiri caizse malı götürüp alt tabaka fakirlik içinde oluyorsa ve uçurum bu kadar fazlalaştıysa nasıl bir inandırılmışlık ben de onu anlayamıyorum açıkçası. Temel haklarından vazgeç, ekmek alma, yumurta alma ya da yarıya düşür. O zaman nefes de almamamız gerekiyor bu gidişle. Yani gidişat ona doğru gidiyor. Ya çok olumlu bulmuyorum açıkçası. Bu söylemleri de bir inandırılmışlığın bir şeyin peşinden gidiliyor. Evet. Bu hükümetin ilk başlarda yaptığı iyi şeyler var mıydı? Var mı? Vardı. Ama şu anda da yaptığı kötü şeyleri de görmek gerekiyor. Yani olumsuz şeyleri de görmek gerekiyor. Körü körüne bağlanmamak gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti 100 yılı devirecek neredeyse. Bugüne kadar gelmiş geçmiş bütün hükümetler bugün vardı, yarın yok. Yani hani bir de şu hava oluşturuluyor. Evet AKP'ye giderse bu ülkenin sonu ne olacak? Daha önce ANAP gitti, Doğru Yol gitti, diğer parti, iktidar olan partiler gitti. Ülkeye hiçbir şey olmadı. Yani bu anlamda bakmak lazım. Hani temel haklarımızdan vazgeçerek bir şeyler elde etmek hem insani açıdan hem de bu devletin geleceği açısından çok da iç açıcı değil.